Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Yuvarlak lifte değil, yıldız lifte değil arkadaşlar. Uçları gördüğünüz gibi oval şekilde. Yuvarlak lif şeklinde başladım. Onu anlatayım. Sonra 7 fıstık olasıya kadar artırdım. 7 fıstıktan sonra her bir dilimi 3 fıstık kalasıya kadar eksilttim. Yani tam üçgen şeklinde değil. 3 fıstık kalasıya kadar eksilttiğim için oval şeklini aldı. Bütün dilimleri aynı şekilde yaptım. 3 fıstık kalasıya kadar eksilttim. Sonra etrafını yaptım böyle bu şekilde. Çiçeklerini puflif çiçeği yaptım ve yeşil yaprak yaptım arkadaşlar. Yine istek üzerine yapıyorum. Memnun kalırsanız beraber yapalım inşallah. İp olarak ise Ören Bayan kristal lif ipi mavisi, beyazı ve yeşilini kullandım. Tığ olarak da belki ezberlemişsinizdir ama 7 numara 1,3 milimetrelik 7 numara tığ kullanıyorum liflerde arkadaşlar. Web sayfası açtım, mutlaka duymuşsunuzdur, yine kusuruma bakmayın tekrarlıyorum ama örenhanım.com diye web sayfası açtım. Orayı da ziyaret ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bütün modellerimi orada paylaşacağım, oraya taşıyacağım. Orada belli bir düzen içinde olacak arkadaşlar. Lif modelleri ayrı kategoride, mesela patikler ayrı, iğne oyası, tığ oyası, dantel, böyle hepsini ayrıyeten tıklayıp bulabilirsiniz. Hepsini görebilirsiniz. YouTube'da bulması zor oluyordu sizin için. Orası bir düzenlenmiş alan olacak inşallah. Tabii girip bakarsanız. Önerilerinizi, görüşlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bana model gönderirseniz onları da paylaşabilirim. Sayfamda diyorum ve Bismillah diyorum, başlıyorum. Evet, 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincire başına dolamadan battım. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Yanına bir fıstık daha yapıyorum aynı yuvaya. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Yanına bir fıstık daha yapıyorum. 6 tane yapacağız arkadaşlar. 6 dilimden oluştuğu için 1 2 zincir çekiyorum arada. 4. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 1 2 zincir. 5. fıstığı yapıyorum. Kapattım. 1 2 zincir. 6. fıstığı yapıyorum. Kapattım, bakın bu şekilde 2 zincir çekiyorum. İlk başladığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, böyle bu şekilde yaptık. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim, bir üst sıraya geçtik. Hemen o fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Kapattım, bir zincir çektim, tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bir tane de dibine yapıyorum arkadaşlar, kapatmadan. Dibine fıstık yaptım. Bu şekilde ikisini birden topladım. Bir iki zincir çektim, başına doladım. Bir sonraki fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir, dibine bir fıstık yapıyorum bu şekilde. İkisini birden topladım. Arada iki zincir çekiyoruz. Başına doladım, tekrar göstereceğim. Bir sonraki fıstığın tepesine geçiyorum. Fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tepesine bir, dibine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini birden topladım. Bir zincir, hatta iki zincir çekiyoruz arada. Bir sonraki dilime geçeceğiz, yani fıstığa. Evet, bütün fıstıkların üzerine bu şekilde üçgen şeklinde yapalım, fıstık yapalım arkadaşlar. Böyle ikinci sıramızda tamamlayalım. Evet, bakın. En son ikili fıstık topladım. İki zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan
batıyorum. Bu şekilde. İkinci sıramız bitti. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Bakın dibine bir. Bu şekilde karşıya bir fıstık yapıyorum. Böyle. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Evet, bir zincir çekmiştim. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum, tepeye. Bir de dibine fıstık yapıyorum. Artırma yapmış oluyorum. İkisini bir topladım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın bir alt sırada üzeri bir taneydi. Şimdi iki tane oldu. İki zincir çekmiştim. Karşı dilime geçiyorum. Fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Böyle dilime başlarken arkadaşlar fıstıkları iri tutun. Yoksa şöyle rüzgar gülü gibi yamuk durur lifleriniz. Yani bu ilk iki fıstığı büyük tutun. Evet, tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Artırma yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini birden topladım. Arada iki zincir çekiyorum. Benim ipim inatçı bugün niyeyse. Evet, iki zincir çekmiştim. Bir sonraki dilime geçiyorum. Bakın. Bir fıstık yapıyorum buraya. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Bakın iri tutun demiştim. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Bu şekilde üçünü birden topladım. Bir zincir. Artırma yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini birden topladım. Arada iki zincir çekiyorum. Evet. Üçüncü sıramız da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Böyle üzeri iki tane olacak şekilde diğer üç taneyi de yapalım. Evet, bakın. Bu sırayı da bitirdim. En son iki zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Bu şekilde üçünü birden topladım. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Artırma yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini birden topladım. İki zincir çekiyorum. Evet, bir alt sırada gördüğünüz gibi üzeri iki taneydi. Şimdi üç tane oldu. Her sırada bir tane artırma yapıyoruz. Başına doladım. Karşıya geçiyorum. Bakın karşı dilime geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. Tepeye bir. Eminim çoğunuz biliyorsunuz. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Artırma yapıyorum. Tepeye bir. Dibine
Bir fıstık. İkisini birden topladım. İki zincir çekiyorum, karşı dilime geçeceğim. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Üzerleri 3 fıstık olacak arkadaşlar. Böyle tamamlayalım. Evet, bakın bu sıranın da sonuna geldim. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım 1 zincir. Tepesine 1. Dibine 1. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Tepeye 1. Dibine 1. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Tekrar tepeye 1. Dibine 1. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Artırma yapacağım. Tepeye 1. Dibine bir fıstık. İkisini birden topladım. İki zincir çekiyorum. Karşı dilime geçiyoruz. Karşı dilime geçerken ilk önce bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Ondan sonra üçlü fıstık toplayaraktan devam ediyoruz. Çıkışta ikili fıstık topluyoruz. Onu unutmayalım, artırma yaptığımız için. Bir alt sırada gördüğünüz gibi üzeri 3 taneydi. Şimdi 4 tane oldu. Bir üst sırada da 5 olacak. Bir üst sırada da 6 olacak arkadaşlar. Böyle üzeri 7 tane olasıya kadar devam edeceğiz. Burada 7 fıstık olasıya kadar devam ettim. Siz de ben de 7 sıra olasıya kadar, ya pardon, 7 tane yatık fıstık olasıya kadar artıracağım. Şöyle şuradan itibaren ben sayayım. Şöyle ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra olacak arkadaşlar. Ortadakinden itibaren, buradan itibaren, yani bunu da sayın. 8 sıra olacak. Üzerinde 7 fıstık olacak. Şöyle tersten göstersem daha iyi. Bakın ortadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fıstık. Üzeri de 7 tane yatık fıstık olacak. Evet, bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim arkadaşlar. Evet, bakın üzeri 3, 6, 7 tane olasıya kadar devam ettim. Bu sırada bitirdim. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, şimdi eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. 1 zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Bir fıstık yaptım. Kapatmadan karşıya da bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topladım. Eksiltmemizi yapmış olduk. Sonra tepeye bir. Tepeye bir, dibine bir. Karşıya bir fıstık yapıyorum bu şekilde. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Üçlü fıstık toplayaraktan sonuna kadar, bu dilimin sonuna kadar gelelim. Evet. Üçlü fıstık toplayaraktan devam ettim. Çıkışta da yine üçlü fıstık topluyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle bakın. Bir alt sırada üzeri 7 taneydi. Şimdi 3, 6 tane. Gördüğünüz gibi. Çeviriyorum. Bir üst sıraya geçtik. Hemen bir fıstık yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İkisini bir topladım. Bir zincir çektim. Bakın eksiltme yapmış olduk. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Üçlü fıstık toplayaraktan yine sonuna kadar gelelim. Evet, çıkışta üçlü fıstık topluyoruz ve bu sıramızı da tamamlıyoruz.
Bir zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bakın üzeri 5 tane fıstık oldu. Çevirdim. Bir üst sıraya geçtim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Yine eksiltme yapıyoruz. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini birden topladım. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Yine üçlü fıstık toplayaraktan buraya kadar gelelim. Evet, üçlü fıstık toplayaraktan bitirdim. Bakın üzeri 4 fıstık kaldı. Çeviriyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Bakın girişte ikili fıstık topluyoruz. Çıkışta üçlü fıstık eksiltme yaparken. Karşıya da bir fıstık yaptım. İkisini bir topladım. Eksiltmemizi yapmış olduk. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Evet, son bir tane üçlü fıstığımız kaldı. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir iki zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın üzeri 3 fıstık. Kalasıya kadar eksiltme yaptık. Kaç sıra devam ettik? 1, 2, 3, 4 sıra devam ettik. İpimizi kesiyoruz. Böyle aşağıya da inebiliriz arkadaşlar. Zincir çekerekten fark etmez. Evet. Diğer parçaları da aynı şekilde 3 fıstık kalasıya kadar devam edeceğiz. Bakın bir yan tarafa geçiyorum. Modelin düz kısmı burası. Bakın böyle bu şekilde dilimin ilk başlangıç yerine ipimi sabitliyorum. Bir zincir. Hemen bir fıstık yapıyorum. Eksiltmeye başlıyoruz. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topladım. Eksiltmemizi yapmış olduğum. Böyle yine üçlü fıstık toplayaraktan buraya kadar gelelim. Evet, bakın çıkışa geldim üçlü fıstık toplayaraktan. En son üçlü fıstık topluyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Çevirdik. Bir üst sıraya geçtik. Bakın bir altta 7 fıstıktı. Şimdi 6 fıstık üzeri. Yine girişte eksiltme yapıyoruz. Eksiltme derken ikili fıstık yani. Hemen buraya bir fıstık. Karşıya da bir fıstık yapıyoruz. İkisini bir topluyoruz. Ondan sonra üçlü fıstık toplayaraktan bu sırayı tamamlıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burayı yaptığımız gibi aynısını yapacağız. Bütün dilimlerin üzerini bu şekilde kapatalım. Ben de tamamen hepsini kapatıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi bütün dilimlerin uç kısmını kapattım. Bu şekli aldı. Böyle. Şimdi mavi renk ipimi alıyorum. Şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Böyle zincirin içine batalım. Sabitleyelim. Bir zincir çektim. Hemen fıstık yapıyorum. Bakın buraya. Alttan da sarabilirsiniz ama zincirin içine batınca açılma olmaz altında. 3, 4 defa sarıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çektim. Tepesine başına dolamadan battım. Şöyle 1, 2 zincir çektim. Şöyle. Bakın yukarıya. Buraya batmıyorum. Burada yan yana olur. Bir yukarıya bakın. İki fıstık arasına. İki fıstık arasına fıstık yapıyorum. 4 defa sardım.
Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 tane pipirik yapıyoruz tepesine. Arada 2 zincir. Bir sonraki 2 fıstık arasına yine fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 tane pipirik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki yuvaya yani 2 fıstık arasına yine fıstık yapıyoruz. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir başına dolamadan batıyorum. Evet, arada 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki yuvaya fıstık yapıyoruz. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Üç, dört zincir. Üçüncü pipirimi de yaptım. Arada iki zincir. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Yine fıstık yaptım. Kapattım. Dört zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, bu şekilde her yuvaya arkadaşlar her iki fıstık arasına bir fıstık yapacağız. Böyle her yuvaya bir tane batılmıştı. Köşelerde iki batılmamıştı arkadaşlar bana gelen modellerde. Eğer ki çektirme olursa böyle köşelerde üç tane zincir çekebilirsiniz. Siz elinize bakın arkadaşlar. Dediğim gibi köşelerde çektirme kasma olursa üç zincir çekin. Tamamen bu şekilde devam ediyoruz. Buraya gelince de dediğim gibi burada yaptığımız gibi zincirin içine batarsanız daha güzel durur. Altı yayık durmaz. Evet, tamamen yapıp döneceğim. Evet, bakın etrafını bitirdim arkadaşlar. Şimdi en son 2 zincir çektim. Bakın buradayım. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Şöyle ipimizi alta doğru saklayalım. Evet. Etrafı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle tamamlarsınız. Şimdi çiçeklerini yapacağız. Şöyle göstereyim. Çiçeklerini yapacağız arkadaşlar. Ben hazırladım. Bir tanesini sizinle birlikte yapacağım. Mavi ipimi aldım. Siz hangi renk yapıyorsanız. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına doladım. Trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. Böyle zincirle birlikte 12 tane trabzan olacak arkadaşlar. 12 tane yuva yapacağız. Bir zincir, bir trabzan. Şöyle geriye doğru çekeyim. Bir zincir, bir trabzan. Bir defa dolayıp iki defa da çektik. 3, 6, 9, 11 tane olmuş. 12. trabzanı yaptım. Sonra bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına doladım. Hemen yanındaki ilk yuvaya fıstık yapıyorum. Bakın tığıma sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tutuyorum parmağımla.
sabit kalsın diye. Bir sonraki yuvaya fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş defa sardım. İkisini bir kapatıyorum. Sonra bir, iki, üç, dört zincir. Şöyle bakın, zinciri arkaya doğru alıp dibine başına dolamadan batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına doladım. Bir sonraki yuvaya bakın. Fıstık yapıyorum. Parmağımla eşitliyorum. Zincir büyüklüğünde fıstık yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Dilerseniz 4, 4 de sarabilirsiniz tığınıza. Ben puf dursun diye 5 sardım. Bir sonrakine de 1, 2, 3, 4, 5 defa sardım. Bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın zinciri arkaya doğru alıp dibine başına dolamadan batıyorum. Son fıstığı yaptığım yere. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir başına doladım. Hemen bir sonraki yuvaya fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dibine arkaya doğru alıp başına dolamadan batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Evet, 3 tane fıstığımızı yaptık ya da yaprağımızı diyelim. 3 tanesi kaldı arkadaşlar. 2 yuvaya fıstık dolgusu yapıyoruz. 2 yuva bir yaprak oluyor ya da bir fıstık diyelim. Evet, gördüğünüz gibi 6. yaprağımı da yaptım. En son 4 zincir çektim. Şöyle dibine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet, bu çiçekten 6-7 tane olacak arkadaşlar. 7 tane çiçeğimiz olacak. Tomurcuğunu yapacağım. Dilerseniz inci de dikebilirsiniz. Evet, şimdi beyaz ipimi alıyorum tomurcuk için. Biraz uzun bırakıyorum, bakın. İpimi biraz uzun bırakıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Parmağımla tutup sabitliyorum. Ortadaki zincire bataraktan fıstık yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 defa sardım. Yeterli. Kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Biraz uzaktan ipimi evet, bu şekilde. Tomurcuklarımız da bu şekilde oluyor. 7 tane de tomurcuğumuz olacak. Bakın, tığımı şuradan çıkartıyorum, iki trabzan arasından. Buradaki ipi aşağıya çekiyorum. Tam karşısına denk gelecek şekilde yine tığımı yukarıya doğru çıkartıyorum ve ipi aşağıya çekiyorum. Diğer ipi. Evet, şöyle düğüm atalım arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Evet, bu çiçekten dediğim gibi 7 tane olacak şekilde yaparsınız. Şimdi dikimini göstereceğim. Dikiş ipi, dikiş iğnesi aldım. Şöyle bakın. Kenardan bir fıstık, şöyle bir fıstık görükecek şekilde çiçeğimi tutuyorum. Yaprağın ucundan çıktım. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur ama yeni öğrenenler için gösteriyorum ya da ilk defa izleyenler için. Evet. Bir sonraki yapraktan çıktım. Aynı yerden giriyorum. Aradan yürütüyorum. Zemine inmiyorum arkadaşlar.
Bir sonraki yapraktan çıkıyorum. Evet, böyle. Çok çektirmeyelim, böyle yatık durmasın. Biraz dik dursun yaprakları. Evet, buradan girip bir sonraki fıstıktan çıkıyorum, fıstığın ucundan. Aradan giriyorum ve yaprak ucundan çıkıyorum. Evet, buradan da alta inelim. Şöyle düğüm atalım arkadaşlar. Kesiyorum. Düğüm atıyorum. Diğer çiçeğimi de böyle bu şekilde, bakın. Şöyle yerleştireceğim. Bakın, bir tane fıstık hizası büyüklüğünde bırakıyorum. Böyle dikeceğim. Bunu buraya dikeceğim. Her bir dilime bir tane dikeceğiz. Ortaya da bir tane dikeceğiz arkadaşlar. Ben hepsini dikip döneceğim. Evet, bakın gördüğünüz gibi çiçeklerini diktim. Hatta 6 tanesini, pardon, 5 tanesini, yaprağını yaptım. Sizinle birlikte son çiçeğin yaprağını yapmayı da göstereceğim. Yeşil lifip arkadaşlar, örgü iğnesi, gördüğünüz gibi tam ortaya, bakın. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 fıstık var burada, gördüğünüz gibi. 5 fıstık var. Ortadaki 3. fıstığın tam arasından iğnemi çıkartıyorum. Arkasına düğüm attım. İnşallah yukarıda tam gelmez. Geldi. Böyle ipin arasına geçirmem lazım. Evet. Şimdi olacak. Tövbe estağfurullah. Evet, size gösteriyorum ya. Diğerlerinde hiçbir sorun çıkmadı ama bunda, bakın, tekrar söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yatık fıstığım var. Ortadakine, yani üçüncü yatık fıstığa yukarıya doğru iğnemi çıkardım. Çıkardım. Şöyle tekrardan oraya batırıyorum iğnemi. Bakın. Yukarıda çiçeğe doğru ilerliyorum. Bakın, bir iki fıstık yukarısı. Bu şekilde. Bakın. İpimi böyle yaptım ve çekiyorum. Buradan giriyorum, tekrar alttan çıkıyorum. Aynı yerde. Şöyle şurayı saklamam lazım. Battıkça saklanır, sorun çıkarmaz ama ben sizin karşınızda eziliyorum. Yanlış yapmayayım diye. Evet, şunu şuradan alacağım birazdan. Çok özür dilerim. Evet, buradan giriyorum, bakın. Şöyle tutuyorum, bakın. Sağa doğru. Yana gidince orada ortada fıstık toplanmış, gördüğünüz gibi yıldızımız var. Tam ortasından çıkıyorum. Şöyle iğnemin, bakın burada. İğnemin arkasındaki ipi değil, diğerini iğneme geçiriyorum, ön kısmına. Bu şekilde. Sonra buradan girip yine alttan çıkıyorum aynı yerden. Sonra buradan girip arkadaşlar sola doğru. Yıldız var, gördüğünüz gibi yıldızın ortasından iğnemi çıkardım, ucunu. Arkasındaki ipi değil arkadaşlar, bu ipi bakın. İğne ucuna geçirdim. İğnemi çekiyorum. Evet, çektim. Böyle bu şekilde yaprak yapıyoruz. Bakın, arkaya iniyorum. Yaprağımız oluştu. Şöyle göstereyim, bakın. Böyle olacak. Tabii farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Arkada mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Çıkması iyi olur ama ipimiz arkadan çıkıyor. Evet, burada düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Diğer, dediğim gibi, diğer çiçeklerin
yapraklarını da yaparsınız. Böyle anlattığım gibi. Eminim sizinkiler de çok güzel oldu. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. İnşallah anlatımımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Öğren Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.